Evet Arda, dinliyorum. Dün geceki rezaletin sebebi ne? Babam çıldırmış dayı. Bunun başka bir açıklaması yok. Baban durduk yere vurmaz sana. Onu çıldırtacak ne yaptın onu söyle. Dayı, bu babamla benim aramda olan bir mesele. Bence daha fazla konuşmaya gerek yok. Benim iş yerimde, benim otelimde, benim iş yaptığım insanların önünde rezalet çıkarıyorsan bu sadece senin meselen değildir. Şimdi beni çıldırtma. Ne olduğunu anlat. Dayı, ben çocuk değilim. Beni azarlamaktan vazgeç artık. Sıkıldım bu durumdan. Arda! Buraya gel! Arda! Arda bana cevap ver! Arda! Cevap falan vermiyorum! Benim kimseye verecek bir hesabım yok. Dün gece neler olduğunu anlatacaksın bana. Neler oluyor? Ben anlatayım sana halacığım ne olduğunu. Senin bu oğlun yine büyük rezillik çıkardı dün gece. Ne rezilliği? Neler oldu gene? Babama sorsanıza. Her şeyin sebebi o. Yeter be! Ay sen babana sürekli suç atacağına artık yetişkin bir adam gibi dün gece Seçil'e neler yaptığını anlatsana. Seçil mi? Kızım sen karışmasana. Arda! Partide Seçil de mi vardı? Evet vardı. Ben davet ettim. Benim misafirimdi. Ama senin bu kaba saba görgüsüz oğlun benim gariban arkadaşım dedi. Zaten dedi senin arkadaşın. Ne diyorsun lan sen? Efsun, Arda terbiyesizleşmeyin. Baban bu yüzden mi vurdu sana? Baban sana vurdu mu? Az bile yaptı. Hadi lan oradan. Ateşin karşında çağırmadın mı sen kızı? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sen kime yükseliyorsun? Kimin evinde, kimin babasının yanında kime yükseliyorsun sen? Ya çocuklar yeter artık. Bir doğru düzgün anlatacak mısınız ne olduğunu? Beyza! Beyza! Çabuk bana bir taksi çağır. Hülya nereye? Gidiyorum. Hülya! Bak babana gidiyor. Benim artık öyle bir babam yok. Babacığım iyi misin? Bugün Arda'nın söylediği şey bu arkadaşın Seçil'le ve Ateş'le ilgili olan. Nedir bu işin aslı? Anlattığım gibi baba işte yani Arda geldi bana parti var, sen de bir arkadaşını davet edebilirsin gel dedi. Benim de tek arkadaşım Seçil, çağırdım onu. Ben de hani Ateş'te olacak mı gibisinden şey ettim yani o kadar. Hepsi bu kadar mı? Evet baba hepsi bu kadar. Niye üstüme geliyorsun anlamıyorum ki böyle güvensiz şeyler. Yani benim zaten bu meseleye gerçekten çok canım sıkıldı. Bir de yani kimseye güvenemiyorum, sürekli hayal kırıklığına uğruyorum yeter. Belki de seni hayal kırıklığına uğratan insanlar değil. Belki de sen yanlış insanlar üzerine hayal kuruyorsun. Sağ ol baba ya. Yani çok moral verdim. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.